Biz her zaman olduğu kimi deyirik, Türkiye-Azerbaycan qardaşlığının bəli, bənzəri yoxdur. Türkün azanı dinməz, onu da elə belə salamlamaq istəyirəm. Türkün azanı dinməz, Türkün bayrağı enməz, Türkün şəhidi ölməz. Hoş gördük sizi Hulusi Bey. Hulusi Kılıç herkəsə çox yaxın və tanış simadır. Çünki Türkiyəmizin Azərbaycandakı keçmiş səfiridir. Amma ona heç vaxt bu keçmiş sözünü demək istəmirəm. Biz təyyarədə belə İstanbuldan eyni anda gəldik. Ötən həftə ürəyi Azərbaycanla döyünən birisidir. Hulusi Bey, hoş gördük. Hoş gördük. Sizi və qonaqlarınızı selamlamak istiyorum. Çok değerli qonaqlarınız var. Buradan Hazar TV seyircilerini de selamlamak isterim. Teşekkür ederim Hulusi Bey. Şehitlerimiz var. Allah cəmi şehitlerimize rahmet etsin. Ve şehitlerimize Allah rahmet etsin. Yaralarımıza da acil şifalar dilerim. Təşəkkür edirəm. Hulusi bəy, dünən gecə saatlarından baş verən Ermənistanın növbəti təxribatı, ənənəvi təxribatı deyək biz buna ən yaxşısı. Və necə düşünürsünüz, bu təxribatın kökündə dayanan nədir, hansı səbəblərdir? Şimdi bir çox səbəb var, biliyorsunuz. Öncəliklə, Cumhurbaşqanımız iki gün sonra Putin'le görüşecek ve ister istemez Karabağ sorunu her zamanki gibi oldu, gündemde olacaktır. Bir de en son Brüksel razılaşmasını birazcık ertelemek istiyorlar. Buna bir darbe şeklindedir. Uluslararası hukukun bir bozuntusudur. Güçlü bir Azerbaycan karşısında gördüğümüz gibi Paşinyan yine zenk etti herkese, Macron'a, Putin'e, Amerikan başkatibine. Gördüğümüz zaman Azerbaycanımız nerelere gelmiş, güçlü ordusu ve Cenab-ı Prezident'in duruşu bizlere burada güç veriyor. Türkiye her zaman olduğu gibi can Azerbaycan'ın yanındadır. Bir asır önce de Azerbaycan'ın yanındaydı Kafkasistan ordusuyla. 44 günlük vatan muharebesi sırasında da siyasi, diplomatik ve manevi desteğini de can Azerbaycanımızdan esirgemedi. Orası Türk topraklarıdır. Artık kervan yola dizilmiştir. Bundan sonra gidecektir. Kimse Azerbaycanımızı durdurmayacaktır. O bakımdan ben şehitlerimiz tabii ki bizi üzüyor ama ordumuzun gücünü de dünya gördü. Sadece Ermenistan bölge ülkeleri değil, dünya gördü. Bakanımızın, hem Dışişleri Bakanımızın hem Savunma Bakanımızın açıklaması, ayrıca Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması Türkiye'nin duruşunu açık şekilde ifade etmektedir. Biz güçlüyüz. Artık geçmiş geçmişte kaldı ama Ermenistan'ın bir an önce yeni gerçekle barışması gerekir. Barışmadığı zaman da bu tokadı yiyecektir. Bu Osmanlı tokadıdır. Daha da güçleniyoruz biz. Yani artık geçmiş değil, bitti artık. Sizin de söylediğiniz gibi hem Ulu Önder'in hem Cenab-ı Prezident'in sözü vardı. Önce iktisadi gücümüzü artıralım, siyasi ve harbi gücümüz peşinden gelir demişti. Azerbaycan'ın iktisadi gücü var, siyasi gücü var, askeri gücü var, Türkiye gibi kardeşi var. Onun için artık bizim dostluğumuz çok değerlidir. Düşmanlığımızı da herkes görüyor nasıl yapıyoruz. 44 günde topraklarımızı geri aldık. O topraklar milletimizin topraklarıdır. Oraya göz dikenlerinde gözü çıkar. Yani gördüğünüz gibi yolumuza devam edeceğiz. Biz her zaman can Azerbaycanımızın yanında olacağız. Biz bir millet, iki devletiz. Ama gerektiğinde bir millet, bir devlet olduk. Bunu biliyorsunuz. Düşe beyannamesi bize büyük veriyor. O bizi bir millet, bir devlete çevirmiştir. Bunda da halkımız kahretmektedir. Hulusi Bey, ben sizinle tamamıyla razıyam. 30 Ağustos'ta ben Türkiye'deydim ve Vətən Caddesi'ndeydim. Türk əskərinin, zəfərimizin 150 ilə bağlı təbii ki, Türk əskərinin keçidini izləyirdim. Bir daha gurur duydum bu orduya, Türk əskərinə, Azərbaycan ordusuna
Yani bir qarış torpağı belə kimsə düşünməsin ki, gələr və alar, bu güclü ordu qarşısında kimsə dayana bilməz. Yəqin ki, bu da biraz qorxuya salır qarşı tərəfləri. Siz necə düşünürsünüzmü ki, Ermənistanın bu dəfəki təxribatının arxasında da hansısa xarici qüvvələr, hansısa xarici maraqlar var? Tabii ki, yani bizim güçlenmemize karşı duran güçler var. Görüyorsunuz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Macron'un yaptığı hareketler tamamen bizi narahat eder. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürecekmiş meseleyi. Biz haklıyız. Amerika Birleşik Devletleri Başkatibi'nin daha meseleyi hiç bilmeden, anlamadan Azerbaycan'ı suçlamasını da ne kadar ikilikli olduklarını da açıkça gösteriyor. İşte sözde hem sedir olarak gelmek isteyen Amerikan diplomatı gidip soykırım anıtını ziyaret ediyor. Azerbaycan'a ne yüzle gelecek? Yani gördüğümüz gibi bölgedeki huzurdan, sabitlikten bir narahatlık duyarlar. Onlar da dahil olmak istiyor. Hulusi Bey, bir de... Birlikte olduğumuz sürece hiç kimse bizim karşımızda durabilmez. İnşallah bu belə də olacaq. Bir de tabii ki siz az önce sadaladınız, Ermənistan bunu etmək istəyir, bunu etmək istəyir. Biz çok yaxşı bilirik ki bunlar mümkün değil. Ama bizim görəcəyimiz mütləq işler var. Ve az önce burada da bizim dostlar da Türkiye təcrübəsini misal çektiler. Buffer zona, yani təhlükəsizlik zonasının yaradılmasıdır. Ne dərəcədə bu əhəmiyyətlidir? Xahiş edirəm sizden de eşidək belə bir təcrübəsi olan ölkə kimi. Tabii ki çok önemli. Tehlikesizlik zonası çok önemli. Bizim Suriye'de yarattığımız tehlikesizlik zonası gibi. Öncelikle sınırların belirli olması lazım. Yani şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Azerbaycan 4 günlük savaştan sonraki Azerbaycan da değil. Bugün komando birlikleri, özel kuvvetler olan bir Azerbaycan var. Ama dediğimiz gibi sınırda bir tehlikesizlik bölgesi yaratılması lazım. Çünkü bunların durduracağı yok. Bölgede de çok sayıda mayın akmine var. Onun için gereken tedbirlerin alınacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim Hulusi Bey, size zenginiz için, aramızda olduğunuz için. Tabii ki yanımızda olduğunuzu bilirik ama bunu bir daha ifade ettiğiniz için minnettarım.